Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma yepyeni bir videosa daha hoş geldiniz. Bugün sizlere İzmir 6. Sanayi'den sesleniyorum. Mustafa Usta'nın yanındayız. Merhaba ustam. Merhaba, hoş geldin. Teşekkür ederim ustam. Niye Mustafa Usta'nın yanına geldik arkadaşlar? Kendime bir tane BMW 316 i aldım. Biliyorsunuz Polo'dan başlamıştım bu araba alma satma serüvenine ve BMW 316 i'ye kadar çıktım diyebilir miyim abi? Abi güzel yerdesin şu anda. Şu an güzel yerdeyim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir plan yaptım Mustafa abi ben. Öncelikle niye Mustafa Usta'nın yanına geldik? Ne iş yapıyorsunuz abi? Araç yazılımları yapıyoruz. Araç yazılım. Performans yazılımları, yakıt tasarruf yazılımları, arıza çözümleri. Şimdi şöyle bir şey yapalım abi. Aracı yazılım atacağız arkadaşlar Mustafa Usta'nın tabii ki de şefliğinde. Süreç başlayacak, şimdi ne yapacağız? Evet, önce her zamanki gibi araçta arıza var mı yok mu onun kontrolünü yapıyoruz. İşe o şekilde başlıyoruz. Şöyle bir durum var. Bir önceki Golf videomda ben o aşamaları göstermiştim. Evet. Siz arıza tespitleri yaparken ben araçta neler yeni neler eski onları anlatayım tamam, arkadaşlar. Tamam, araçta birkaç değişiklik yaptım görsel olarak. Onları aynen, bakın, görsel onları göster. Biz de bu arada araç diagnozumuzu yapalım. Aynen. Ondan sonra da birlikte sürüşe çıkacağız arkadaşlar. Zaten hemen şunu da ekleyelim. Araçta herhangi bir arıza, kusur varsa zaten yazılım yapılmıyor. Yapılmıyor. Yani engel bir durum varsa yazılımı kesinlikle yazılım yapmıyoruz yani. E peki abi, bir de şöyle kabaca özetle ne yapacağız? Şu an 136-140 beygir bu araç. Yani 136 beygirlik bu araç yazılımla bizim altın çocuk dediğimiz arabalardan bir tanesi. Yaklaşık 220 beygir oluyor. Maşallah. Ortalama yani egzoz vesaire bir iki işlemler yaparsanız 230-240 beygirleri rahatlıkla görebiliyor ve sorunsuz. Bütün işlemleri yapacağız arkadaşlar. Şimdi gelin öncelikle ben size aracı anlatayım. Usta sürüşte görüşürüz. Kolay gelsin. Aracı ilk aldığımda değerli arkadaşlar yaptığım ilk işlem jantları değiştirmek oldu. Inforged bir tane jant taktım. Jantlarım orijinal. Bir de üstüne lastik takımını da yeniledim tabii ki de jantlara. Ek olarak hani aracı da yeni almışken hem jantın hem de lastiğin değişmesi benim için önemliydi. Toplamda jant ve lastiğe kendi jantlarımı verdim falan filan. 30 bin lira gibi bir şey verdim. Onu da belirteyim sizlere. Biraz aracın içine doğru girelim. Aracın içine geldiğimiz anda şöyle bir kontak vereyim kendisine. Araçta arkadaşlar şu direksiyon simidi değişti. Aslında direksiyon simidini değiştirmekteki benim amacım cruise kontrole kavuşmaktı. Çünkü bu araç 2014 model. Doğal olarak bu anlamda bir direksiyon değişikliğine gittik. Şu F kulakçıkları da o zaman gelmiş oldu. Yani bu yeni bir M direksiyon, bunu belirteyim. İşin açıkçası hani şunu söylemem lazım. F vitesleri çok kullanmıyorum arkadaşlar. Buradaki vites benim için daha iyi oluyor. Yani aşağı aşağı yukarı yukarı oluyor benim için. Daha keyifli oluyor. Yalnız burada bir ayrıntı var arkadaşlar. Benim normalde fabrikasyon M direksiyondu. Bu gelen direksiyon da fabrikasyon M. Fakat bunun airbag'ini ben söktüm. Yani ne olursa olsun güvenemedim. Kendi orijinal direksiyondaki airbag'i buna taktırdım. Siz de direksiyon değiştirirken fabriki olan... Fabrik oğlum araba şeydi değil mi? Sizden direksiyon değiştirirken bence bu ayrıntıya dikkat ederseniz iyi olur. Fabrikasyon airbag'lerinizi muhafaza edin. Geldik bir diğer unsur arkadaşlar. Şu ekran normalde bunun yarısı kadardı. Onu bir belirteyim sizlere. Bu ekrana geçtim. Buna ID6 diyorlar. Dokunmatik ekran yine orijinal arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani böyle Android mandroid değil. Bildiğiniz BMW'nin kendi orijinal ekranı. Benim için bir arabada olmazsa olmaz olan Apple CarPlay tabii ki de bu arabada mevcut. Ve kablosuz bir şekilde mevcut. Bunun dışında değerli arkadaşlar öyle başka bir şeyini ellemedim işte açıkçası. Normal kendi vites topusu. Biraz da dışarı çıkalım. Yapmadığım şeyler var, biraz da onlardan bahsedeyim. Arkadaşlar normalde yeni BMW'lerde bu farlar LC'yi oluyor. Bunları değiştirmedim. Şey diyebilirsiniz ya Çağdaş, en azından arka farları değiştirseydin. Onu da göstereyim size. Gördüğünüz gibi arka farları da yine değiştirmedim. Neden değiştirmedim? Bunu açıklamak istiyorum. Çok para abi. Yani ekran taktırdım. Direksiyon, jantlar bilmem ne derken zaten bu arabada arabayı 900 bin aldım arkadaşlar. En azından farlar kalsın dedim. Param da olmadığı için yenisini takamadım. Kolay. Aslında bütün bu anlattıklarımın özeti para yok arkadaşlar. Hani gelin isterseniz bir yazılım faslına geçelim. Daha sonra da test sürüşüne. Test sürüşünde şöyle bir şey var arkadaşlar. 0-100 testi yapmayacağız. Bunun en önemli nedeni bugün 1 Mayıs tatil ve inanılmaz bir trafik söz konusu şu an sanayi etrafında. Bir de arabanın içerisinde 3-4 kişi bineceğimiz için 0-100 testi yapmayacağız. Yol durumu o bu şu derken bir sürü faktör var. Artık test sürüşünde buluşmak üzere arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda an itibariyle yola çıktık. Aracı yazılım atıldı. Mustafa ustamız tabii ki de direksiyonda. Ustam ne değişti? Arabanın dünyası değişti. Sokak ağzıyla mı konuşayım? Nasıl rahat edeceksin öyle konuş abi? Arabamız 136 beygirdi. Evet. Uygulama sonrasında yaklaşık 220-230 beygir egzoz sistemi de olduğundan dolayı arabada 220-230 beygirleri gördük. Piyasada en ciddi değişim gösteren arabaların içindedir. F30 serisi 316. Yapısal olarak 320 ile aynı motordur. Ama tabii ki 316 oluşundan dolayı biraz daha düşük güçte piyasaya sürülüyor. Sanırım bu... Peugeot'un mu Citroen'in mi öyle bir şey tabii, motoru değil mi? Tabii THP motorudur. Bunlar 136 beygir, sonrasında 220-230 beygirleri görüyoruz. Günlük kullanım için tabii ki. Yani daha iyisini yapabiliriz ama sana bu günlük hiçbir şey değiştirmeden
verebildiğimiz güç. Eyvallah. Yani normalde kaça kadar çıkarabiliyoruz usta? Tercih eden tipleri şey de var. 107 DS3. Onlar da motorlar stage 5'e kadar açılabiliyor. İç yapısını değiştirerek çok iyi güçler alınabiliyor. Aynı işler buna da uygulanır ama BMW'nin 1000'si daha farklı. Onlar daha parçalarlar diyorsun. Aynen. Daha böyle bir gazlama için kullanılan arabalar. Bunda günlük konfor biraz da farklı kullanım alan olduğu için bu arabaları pek o kadar yüklemiyorlar yani. Nadir kişiler var tabii yüklenler. Peki bir şey soracağım usta. Şu an araca zarar verici bir işlem var mı? Yok, kesinlikle yok. Yani tabii şöyle bir şey var. Ya bu yazılım neyi değiştiriyor bu arabada? Sen bize bir onu anlatsana. Bu arabada aslında yazılım neyi değiştirir? Ya bu araba biliyorsun aşırı beslemeli bir araba. Bu araba benzinli turbo beslemeli bir araba. 600 cc hacim var. Asıl gücünü turbodan kazanan bir araba bu. Yani turbo beslemeli arabalarda genelde güç aşırı beslemeden turbodan gelir. Bunda biz ne yapıyoruz? Yazılım sistemi uygulandığında bu arabalarda ne yapılıyor? Turbo basıncını değiştirerek turbodan biraz daha güç alıyor. Zaten fabrikanın da yaptığı turbodan güç almak. Bunu fabrika niye yapmıyor? Fabrika belli standartların içinde kalmak zorunda kalıyor. Emisyon kuralları, kaza testleri vesaire bir sürü fabrikaları kısıtlayan şeyler var, unsurlar var. Ve dünyanın her yerine satıyorlar. Optimumda kalmaya çalışıyorlar. Kaza testlerinden iyi yıldız almaya çalışıyorlar. Bizim ülkemizde insanlar arabaların görseline çok bakıyor ama biraz da Avrupa'da orada burada insanlar açıp bu araba kaza testinden kaç almış, ne yapmış, kaç yıldız almış, ne kadar güvenli. Ulan kaç kere araba sattım? Bir kere hiç baktın mı? Bakmadın değil mi? Yok abi. Turboda kalmıştık. Çıkın müdahalesi yok mu motorun? Tabii var. Turbo basıncını yükseltiyoruz. Belli oranda yükseltiyoruz. Arabaya zarar vermeyecek kadar ve turbonun ömründen yemeyecek kadar. Bu gündelik stage 1 dediğimiz olay bu. Turbo basıncı yükseltince ne oluyor? Tabii ki ona göre yakıt karışım oranlarını düzenlememiz gerekiyor. Fakir karışımda kalmaması için gerekeni yapıyoruz. Ateşli sistemi dediğimiz avans haritalarını değiştiriyoruz. Abi nedir bu haritalar? Biraz açsan ya. Yani arabanın gaza bastığım halinde bu gaz tepkisinde, bu motor devrinde, turbo basıncında kaç derece avans olması gerektiğini, motorun ateş işleme zamanı, motorun üst ön nokta yaklaşırken kaç derecede ateşlediğiyle alakalı. Bu erken olursa zarar verir, geç olursa gene zarar verir. Tam yerinde olması gerekir yani. Bu tarz ayarlamalar var. Avans, yakıt, turbo basıncı, tork limitleri vesaire gibi bir sürü değişken var. İyice bir editlenmesi gerekiyor bu arabanın. Ondan peki, sonrasında problemsiz bir şekilde kullanabiliyoruz. Mustafa bir şey soracağım sana. Harbiden soracağım. Evet. Şimdi insanlar çekiniyorlar sonuçta araçlarını yazılım attırmak vesaire için. Evet abi. Hiç mi bir şey olmaz be abi? Ben hep yazılımı kullanıyorum. Onu söyleyeyim arkadaşlar size de. Daha hiç ya aldığım her araca mutlaka yazılım attırıyorum. Bu araban bastığı zaman gitsin istiyorum. Bu sollamalarda, ani hızlanma gereken durumlarda, işte sollamaya çıktığınızda böyle arada kalabilirsiniz. O anda böyle bir gaz tepkisi ayağınızda olsa iyi olur. Hiç mi bir şey olmaz sonuçta? Ya abi şöyle söyleyeyim. Piyasada çok firma var. Hakkıyla bu işi çok iyi yapanlar var. İllaki kötü yapan da vardır. Ama ana temel kural şu. Yazılım sağlıklı araba için iyi bir şeydir. Ha burası çok önemli. Evet. Tabii sağlıklıysa sıkıntı yok. Her motor aşağı yukarı iki katı gücüne dayanabiliyor. Mekanik olarak çok zor bir şey yaparsınız motora. Yeni nesil motorlarda genelde %80'den bahsedeyim. İki katına, üç katına dayanabilecek motorlar var yani. Zaten zorladığımız motorlar da var yani. Sadece gazlamak için bu işi yaptıranlar da var. Biraz ticari kısmına değinsen abi. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben ne zaman Mustafa abinin dükkanına keyfine de gitsem hep abi bir Doblo yoğunluğu. Yani tabii tasarruf kısmı da var. Tabii ki sadece gücü konuşuyoruz ama dizellerde özellikle turbo dizel yeni nesil araçlarda iyi, her şey yerinde bir yazılım yapıldıysa %20-25'e kadar yakıt tasarrufları söz konusu. Kişinin kullanımına göre değişiyor tabii bu. Aracın kullanıldığı şekil de önemli. Yani yük mü taşıyor, uzun yola mı gidiyor? Ortalama aylık 10 bin lira yakıt tüketen bir araç 2 bin lirası cebinde kalıyor, düşün yani. Peki usta benzinde tasarruf söz konusu mu? Benzinli araçta tasarruf dizel kadar mümkün değil. Uzun yol kullanımlarında mümkün. Daha iyi, daha stabil bir yakıt karışımı haritası yaptığımızdan tasarruf mümkün. Fakat dizellerde tabii daha farklı olur. Yani %20 ciddi bir rakam. Benzinde bunu yakalayamayız. Usta bir şey daha danışacağım sana. Benim şöyle bir varsayımım var. Velev ki sıkıştırmayı seven biriyim. Yine de bir şey olmaz araca? Abi çok sıkıştırabilirsin. Zaten stage 1 dediğimiz olayda günlük kullanımını hiçbir şekilde etkilemem yazılım yani. Hakikaten korumalı ve bazı sınırların içerisinde. Ama önemli olan burada sıkıştırmak değil. Önemli olan üst süratler. Yani buradan çıkıp da Çeşme'ye kadar bu arabayla 250 ile gidersen tabii ki bir risk var. Sıyla alakalı. Bu konuda şunu da yapmamız gerekiyor. Yazılım olmasa yine risk yok mu? Yazılım olmasa da risk var. Yani biraz arabayı bir salmak gerekiyor. Benim kendi şahsi fikrim bu. Araba hızını bulduğunda ayağını yavaşlamayacak kadar biraz gazlarını çekmek, gaz pedalına çekmek lazım. Göstergede takip edebiliyorsanız yağ sıcaklığını takip etmeniz lazım.
Yağ sıcaklığı en önemli şey. Arabanın kendini koruyacak haritaları var. Kendini korumayalım. Giren hava sıcaklığı geldikçe araba kendini kısar. Üst sürat seviyorsan yani gazlamayı da seviyorsan ve gazlayacağım ben bu arabayla yazın da gazlayacağım dersen bir iki işlem var. Onları yapmamız gerekiyor. Ya peki usta harbiden son bir şey soracağım. Doğru abi. Abi böyle yazılım attırmak isteyen ama çelişkide olan çok fazla insan var. Özellikle ben aracımı yazılım attırınca bana da çok fazla soruyorlar. Sen onlara söylemek istediğin bir şey var mı ya? Abi insanlar haklı olarak çekiniyorlar yani işte. Bir de biraz tamirciler de mi korkutuyor acaba abi? Abi korkutuyorlar. Adam işinden çıkamıyor. Diyor ki abi bu arabada yazılım var. Sanki biz bunu aldık üstünden jet motoru taktık. Bu motor gene motor tamirci abiler gözünüzü seveyim ya. Git bunu bir orijinale çevirip öyle bakayım diyor. Lan orijinale de çevirsek bunda gene buji var. Gene piston var. Gene bilmem ne var yani. Ne var yani ben onu anlamadım. İşini bilen tamircilere hiçbir lafımız yok. Ama bazısı bizi vallahi var ya doğduğumuza pişman ediyor. İyi iş yapan kişiler olduğu gibi gerçekten insanlara çile veren yazılımcılar da var. Ya burası çok önemli orada arkadaşlar. Bak, oradan dolayı hani biraz da başka pencereden bakarsak gerçekten çile çektiren yazılımcılar var. Kaç senedir bu işle uğraşıyor, ne yapıyor, ne etmiş, bugüne senin kadar yapmış. Senin kaç sene oldu? Benim abi 12 sene oldu. Yine aynı bu işi mi yapıyordun abi? Ya 12 senedir yazılım yapıyorum. Harbi mi? Tabii canım. Aa. Tabii 12 senedir yapıyoruz. Ben hani başka bir yerden bu işe hayır, geçtim. Hayır hayır. Yani ben meslek hayatım 18 sene. Ama 12 senedir bir fili yani chiptuning'de uğraşıyorsun. Yani senin binlerce araç, on binlerce tabii araç. Tabii canım yani sayısı belli değil. Buradan o zaman artık yavaş yavaş şimdi dükkanın önüne çıkışa geçelim arkadaşlar. Biraz arabada da hem bu yazılım üstüne muhabbet edelim istedik. Senin eklemek istediğin bir şey var mı abi? Yazılım kötü bir şey değil, yaptırın. Arabanızda belli bir potansiyel var abi, kullanın yani sıkıntı yok. Sağlıklıysa araba mutlaka yaptırın. Arabanız sıkıntılıysa, arabanız çok kurcandıysa sıkıntı çıkma ihtimali var. Yok diyemez kimse. Arkadaşlar o zaman gelin dükkana geçelim. Orada da vedalaşalım artık. Abi şimdi yazılımımızı yükledik, testimizi yaptık, her şey finallendi. Evet. Aslında arabada bir son cümle de yaptık da ben yine de sana bir şeyler sormak istiyorum. Kaç evet. para bu yazılım? Adamına göre değişir. Yani arabadan arabaya tabii yazılım fiyatları değişiyor. Daha pahalısı da var, daha uygun da var. Bizim için önemli olan arabanın markası model değil aslında beynin ne olduğu, aracın motor işletim sisteminin ne olduğu. Doğal ortamda jungle'dayız şu anda, yapacak aynen. bir şey yok yani. Şu an jungle'dayız. 6. sene hoş geldiniz. Aynen. Korna olur her şey olur, çığlık atan olur. Arkadaşlar ben Mustafa Usta'nın Instagram adresini açıklama kısmına bıraktım. Oradan sanırım sana ulaşabilirler. Tabii başımız üstüne yerler olsun. Da gelebilirler. Yazılımla ilgili herhangi bir kafanızda takılan bir şey varsa Instagram'dan mesaj bence atabilirler. Tabii ki. Farklı illerde bayiliklerimiz de var. Onları da sorabilirler yani. Eyvallah usta. Arkadaşlar öncelikle sana çok teşekkür ediyorum Mustafa abi. Eyvallah. Her aracım sendeydi. İnşallah. Bu da her zamanki gibi bir sana geldi. Gel. Arkadaşlar sizler de videomu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey varsa yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Başka videomda görüşmek üzere. Bu arada Allah daha iyisini sizlere de nasip etsin arkadaşlar. Görüşmek üzere.